Şimdi hocam dediniz ki danışman ziraat mühendisi kitap. Arkasından toprak derinliği, profili, yani toprağın özelliği, çeşitlilik, ondan sonra toprak analizi çok önemli bir unsur. Çeşit, ari... Toprak analizi şöyle, yani profil dışında toprak analizi, hani tuzlu toprak falan için önemli. Hmm. Ya öteki diyorum, eksini ben her zaman tamamlarım onu. Ama profildeki bir yanlışımı tamamlayamam. Ya o dediğiniz... O derinlik kökü, olması lazım, tabii. Ya profil derinliğinin olması, tabii, toprak olması lazım. Toprak olması lazım. Yani 2 metreye kadar asgari toprak olması lazım. Evet hocam. Şimdi bir, yani bir toprak. İkinci yer seçimi. Yer seçiminde şimdi mesela meteoroloji kayıtları. Hocam işte biz işte bana sorar 1600 metre kardeş 1600 metre 2000 metredir Necati Bey siz Türkiye'yi biliyorsunuz. Mükrüs dediğimiz şeyin geçimi, Bahçesaray'ın geçimi bal ve cevizdir. 2000 metre ben doktora yaptırdım orada. Yani son doktoram benim cevizde. Orası 2000 metre. Yani normalde mesela Ağrı 1650 metre cevizin şeyi tabiri noktası yaşamaz içinde. Erzurum'da ama 2000 metre yaşıyor. Ekoloji şey yani mikroklim orası. Van 1700 metre göl sayesinde muazzam bir bütün çevresi. Tabii. Şimdi dolayısıyla rakıma bakmayacaksınız. Niye bakacaksınız? Gelen iklim karakteri, meteoroloji kayıtları bize bir şey vermez. Şurası iyidir, şurası kötüdür. Yani bize önemli mi? Bahçenin yeri önemli benim için. O zaman ben soralım mesela, hemen soralım. Çevrede ceviz ağacı var mı? Evet. En kolayı. En kolay. Çünkü meteoroloji kayıtları diyor mu? Vermez. Ben Eskişehir iklimi vermez ben onu. Meteoroloji kayıtları var mı? Şey, ceviz ağacı var mı? Var. Bir. Mahsul alınıyor mu? Hey, ne kadar iyi yer seçerseniz seçin, aynı Kayseri'de olduğu gibi birkaç senede bir cevizde darbe yersiniz. İlkbahar geç sonlarından. Ben çok yeni, hassas çünkü. Yeni de bir termoloji geçirdim. Geç gelen kıştan. Evet. O daha hoşuma gidiyor yani. İlkbahar geç sonra demek ki geç kalmıyor. Dönem karışıyor kıştan. Bazen. Sonbaharda falan karıştırıyorlar. Dönüyor. Sonbaharda belki Çentir'de falan bazı hani geç yapraklanan çeşitlerde olması bakımından olabilir de ama genelde ilkbahar geç sonunda. Geç sonunda. Evet, 10 santim çamuşkan dediğimiz, April'in 5'i dediğimiz yani 5, eski 5, şimdi 18 Nisan civarı, 20 Nisan civarı bir Türkiye'nin genel ekolojisinde hemen her tarafı. Bunlara dikkat edecekler. Bunlara yani bir yer seçiminde profile dikkat edecekler. Adı gibi yani bunlar olmadan olmaz. Olmaz. Bir mesela vadi işlerinde eğer bir don çukurusu, Necati Bey dedi, önü kapalı bir don çukuruysa mesela olmaz. Don çukuruysa yani soğuğun biriktiği yere biz don çukuru tabir ediyoruz. Tamam mı? Evet. Soğuk çukuru veya don çukuru tabir edersin. Eğer önü açık değilse yani soğuk orada çöküyorsa onlar da tehlikeli. Çünkü hassas bu. O zaman ne olur? Vadinin biraz kenarına doğru yaparsın. Anladın mı? Şimdi yer seçiminde. Burada çeşit seçimi önemli. Çeşit seçiminden daha önemli isme doğru fidan. Bu gerçekten aşılı mı değil mi? Çünkü dedim ki tırpanaşlı değil mi? Aşılıysa hangi çeşit? Hastalıklı mı değil mi? O zaman bu sefer sağlık. Ben de bilemem. Mesela benim de iki tane taşı çeşitler. Şen 1, Şen 2, Tokat 1. Üçü de benim doçentlik çalışmamdır. Ama ben bilemem. Bunu fidancı bilir. Dolayısıyla sağlam fidancıktan, sağlıklı fidancıdan almazsanız kandırılırsınız. Ucuz fidana bir kere kendine mesela sent pazarından, efendim işte diyelim ki Ankara'da işte bir bet pazarı alınmaz. Yani, ben o zaman altyazılı KC'ye geçeyim mi? Ucuz fidan almayın. Almaz. Ucuz fidan almayın. Evet. Mutlaka mutlaka bir ileti var. KJ'de yazdığı gibi ucuz fidan almayın. Mesela rahmetli Sabancı'nın çok güzel sözü var. Ben diyor ucuz yiyecek kadar zengin değilim derdi o. Tamam mı şimdi? Ucuz olmaz. Yani iyisini alacaksınız, sağlıklı alacaksınız. 2 lira fazlasını vereceksiniz. Tamam mı? Yani bir başka şey mesela şimdi kereste için euro şey yaptığında şu altında 1.80 2 metreden çoğu şey yapabilirsin. Dallandırabilirsin. Ama meyve ağaçlı yapıyorsun. Şimdi biz taştan alıyoruz meyveyi. Dolayısıyla ne kadar yüksekten taçlandırırsan taş o kadar küçük olur, meyve o kadar verim olur. Yani bu kadar 60 santimden, 70 santimden yani mesela ben nasıl işleyeceğim? Kardeş nasıl işlersen işle yani. Sen ben işlemem ilgilenmez. Ama sen meyve almak istiyorsan bu tacı biraz alçaktan yapacaksın. Yani bu dama, 70 santimden, 80 santimden. Bir kere mesela özellikle uç dalda meyve veren cevizler, birçok bizim çeşitlerimizin mesela Çentir'in bizim cevizlerimizden üstün tarafı yan dalda çok meyve veriyor. Dolayısıyla erken veriyor. Yani bodurluk meselesi de Çentir gibi cevizlerden çıkıyor. Çok erken verince bodur diyor şimdi bu. Yani yan dalda meyve veriyor. Şimdi dolayısıyla bizim eğer uç dalda meyve verenleri budamazsanız
zeytinlerden aynıdır. Eğer budamazsan ileri doğru gider. Yani şeyin ağacın içi boşalır, uçlarda meyve vermeye başlar. Onlar çok ciddi budama ister. Ceviz de ister. Onlar bir elma gibi budama ister. İyi budama kaydıyla. Şimdi hocam ben o size ceviz, o detaylara gireceğim ben, soracağım size. Yani normalde ceviz bahçesi kurmak isteyen bir üreticiye bu bahsettiğiniz ana unsurlara dikkat etmeli. Dikkat edecek. Ben şimdi Yılmaz Bey'e dönüyorum. Yani genel biraz daha detaya girmek istiyorum Yılmaz Bey. Yani işte toprak özelliği derken işte hocam bahsetti ama işte der ki çiftçilerimiz işte kirli toprakta daha mı iyi olur? İşte kumlu toprakta daha mı iyi olur? Kumlu tınlı gibi. Artı işte kireç var mı? Kireç varsa nasıl olur gibi. Artı işte iklimsel de girdi ama yine de bu tarz özellikleri çeşit dediniz biraz önce. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün isme doğru işte hastalıktan ağrı fidanlarından bahsettiniz. Ya böyle bir şey, ben bir üretici olsam bana nasıl öğüt verirsiniz? Öyle sorayım artık. Biraz da genel detaylı yazmak. Evet. Tabii cevizde yetiştirme teknikleri konusu oluyor. Bu hocam zaten genel olarak detaylara bahsetti. Bu olmazsa olmazı. Şimdi topraktan, hocamın da dediği gibi tabii ki topraktan. Önce dipten başlayacağız ama toprakta bir şeyi kaçırmamamız lazım. Toprak analiz yapıyorsunuz. Profiline giriyorsunuz. Herkes mükemmel. Tamam dik. İşte bu değil. Çünkü bütün etkileri o bir araya getirmek lazım. Bize bu konuda pek çok şikayetler ve şikayetlerden ziyade böyle numuneler geliyor. Bu cevizimiz, bu bahçemiz neden kurudu diye. Bir inceleme yaptığımız zaman toprak yapısında, iklimde sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? Kurulduğu yerde. Yani taban arazide kuruluyor, taban suyu yüksek kalıyor. O süre içerisinde ceviz de biliyorsun taban suyuna çok hassas bir bitki ve tamamıyla bu yok oluyor. Yani ortam iyi olsa bile bütün faktörleri bir araya getireceksiniz. Bir konuyu burada açıklamak istiyorum. Bu çeşit seçimi sertifikasyonla ilgili FÜAP diye fiden üreticiler alt birliğiyle bir birlikler kuruldu. Bu kuruluk artık sistem o kadar kendini kontrol edecek bir duruma geldi ki bundan sonra bu işte hata yapan çok ciddi olarak, ama söylüyorum çok ciddi bedelleri ödemek zorunda. Cezalandırılacak. Ve sistemin dışına itilmek zorunda. Bundan sonra şunu söyleyebiliyoruz. Bakın. Cevizde, kirazda, elmada ve bunun pek çok meyve türlerinde Yalova'da olduğu gibi başka kurumlarda da bu var. Kıta Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu konu üzerinde çok durdu ve artık meyveden almaya başladı. Bundan sonra herhangi bir fidancı yanlış bir fidan verse, tespit edildiği anda çok ciddi mahkemelerle karşı karşıya kalıyor ve artık onun her türlü şeysi yok ediliyor. Bodur yoksa ben bunu dikince ikinci sene neden meyve veriyor? Tabii bunu da çaplandırmamız lazım. Gerçekten öyle. Cevizde bodurluk yok. Böyle bir şey yok. Bodurluk genetikle gelen bir şey. Elmada bodurluk var mı? Kala çeşidi bodur değil. Anacından dolayı bodur. Cevizdeki peki bodurluk nasıl sağlanıyor? Nereden geliyor bu bodurluk? Niye diktin bir sene veya ikinci sene meyve görüyoruz? Birinci, aşı yapıldığı zaman orada bir ket vurulma var. İkincisi ve en önemlisi, hocam söyledi işte 3 metre 4 metreye kadar kazık kökleri. Biz bu kazık kökleri yok ediyoruz. Kazık kökleri niye ama nasıl yok ediyoruz? Çöğür yetiştiriyorsunuz. Transfer yaptığınız zaman o kökü mecbursunuz kesmeye zaten. Kesme ya. Ana kökü kestiğiniz zaman bu sefer yüzde kökler geliyor. Yüzde kökler olduğu zaman bakın bu sadece bitki tüm şeylerin, canlıların yaratılışında olan bir konudur. Bitki kendini sanki ölüme hazırlıyormuş gibi. Ama ben öleceğim meyvemi bir an önce vereyim. Bakın kesinlikle bu böyle. Bu genetikle alakalı bir konu bu. Ben vereyim diye çok kısa sürede meyveye yatmaya çalışıyor. Ama daha sonra... Ya biz kandırıyor muyuz bitkiyi? Yani kandırmıyoruz aslında. Kandırma olayı değil de genetiğinle, yaratılışından olan bir konu. Yani orada ne yapıyoruz? Kökünü, kazık kökünü kestiğimiz zaman diyorsunuz. Herhangi bir tarla bitkisi düşünün veya bir başka bir sebze düşünün. Şu çiçekleri düşünün. Kurağı bırakın. Normal mevsimden önce çiçekler. Çiçek açar. Neden doğru. Bir an önce dölümü vereyim de öleyim diye. Çünkü cevizde de bu benzeri genetik bir şey var. Tepki var. O şifreler mi ona göre yapılmışsınız zaten o DNA'sında? Bodurluk buradan geliyor. Tabii ki bunun dışında şeyler de var. Bir mutasyona uğratılabilir. Suni mutasyonlar var. Mesela kirazda biz yaptığımız mutasyon çalışmalarında Sıraat 900'de bir mutagen bulduk. Ve şu anda çeşit şey aşısında çok önemli bir şey bu. Kendisi bodur. Bu bodurla da olabilir. Eğer bodursa hocam da söyledi. Vejetatif olarak taşıdığınız zaman bu böyle. Konu çok derin de. Hastalık ve zararlılık, muhtarım bir şey söyledi. Burada söz almışken ona cevap vermek istiyorum. Bakın, şeyde Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırması Yalova'da, Türkiye'nin dört bir tarafında, sadece cevizde değil, bahçe kültürleriyle alakalı, bahçe yani meyve, sebze, süs bitkileri vesaire. Bununla ilgili her türlü altyapı ve donanıma sahibiz. Ve ülkemizin dört bir tarafından numuneler gelmekte.
Ürgüp'teki geçen sene keşke bir gece Ali Bey'le biz çok sık görüşüyoruz ama muhtarımla görüşemedik. Böyle bir durum olduğu zaman bize bunları göndersinler. Eğer bir survey çalışmasının neticesinde bunlardan bile bedelde yapıyoruz zaten bu çalışma. Ama yani bedeli çok önemli değil. Burada çok önemli bir çözüm bulunması yani. Yani böyle bir hastalıktan zararlıdan bunun ne olduğunu bizim laboratuvarlarımızda kültüre alıp net olarak biz şeysini verebiliriz. Ya bu bilimsel çalışmanın yani sadece yani size değil ülke adına katkısı olacak. Aracınıza ilan etmek istiyorum. Sadece evet. Cevizde değil. Bütün bu bahçe kültürleri açısından bize çok rahatlıkla gönderebilirler. Süs bitkileri, meyvecilik konuları evet. Biz o konuda zaten bizim görevimiz bu. Şimdi detay konusunda evet. Önemli bir detaya girdiniz. Gerçekten o şeydi hem ismine doğru hem budur. Fidancılarımız da aslında ve alt birliği de oluşumunu da bir şekilde anlatmaya çalıştınız. Sertifikalı üreten kuruluşlarımız, firmalarımız bizim kontrolümüzden geçmiştir. İşte birliklerin kontrolünden geçmiştir. Ucuz da olsa bu belgeyi gördüğünüz sürece bu fidanları alabilirsiniz diyorsunuz. Kesinlikle alınabilir. Evet. Eğer bu belgeyi veren firmanın adı vardır, geri dönüş olarak onun çok daha farklı olarak, mali olarak külfetinin arasından zaten Türkiye'de bunun örnekleri var, ülkemizde örnekleri var. Bunu artık hiçbir fidan üretici şirketi, özel sektörü yapma. Cesaret edemez diyorsunuz. Mümkün değil böyle bir şey cesaret edemez. Ama kurum olarak, mesela devlet olarak, Handan Hanım bahsettiği baz materyalde verirken devletin verdiği zaman bir hatası varsa onu da hiç, yani tek taraflı değil bu işte. Anladım. Kim hata yapıyorsa o cezasını görecektir. O anlamda söylüyorum. O zaman ben Necati Bey'e dönüyorum. Yılmaz Bey çok güzel bilgiler. O iki bilgi çok önemlidir. Siz de sonuçta ceviz içindesiniz. Ormancısınız ama ya bu konuda da ihtisas yapmış birisiniz. Hem uğraşmış. Siz bu ceviz üretmek isteyenlere tecrübenizi aktarmak istersek. Şimdi Levent Bey şöyle. Cevizle ekmek yemese bilenlerle sohbet etmesine kadar güzel. Hiç sıkılmadan bir saate aşkın gayet güzel konuları. Hayır gayet İnşallah güzel. İnşallah izleyicilerimiz de sıkılmıyor. Konuları işledik ve çok güzel konulara değindi. Gerek hocam gerek Yılmaz Bey gerek Handan Hanım. Şimdi gerek üreticiler, köylü vatandaşlarımız gerekse hocamın bahsettiği gibi sanayiciler ceviz bahçeleri kurmakta çok büyük hevesleri var. Çok büyük sermayeler yatırıyorlar. Yalnız sabır hiç yok. Sabır hiç yok. Şimdi biz köylülerimizle görüşürken diyoruz ki bir ceviz ağacı, aşılı ceviz ağacı normal üretime geçtiğinde iki tane cumhuriyet altını verir. Hektara diyelim 20, dekara 20, hektara 100 fidan diktiğinizde alın size 200 tane cumhuriyet altını. Bunun yarısını masraflara çıkın, servet olarak her yıl 100 tane cumhuriyet altını kesenize girecek ve köylüler hakikaten ilgileniyorlar. Şimdi biz bunu hep köylülere anlattık bütün seminerlerde, köy ziyaretlerimizde. Yalnız ben 1992 yılında bir Azerbaycan'a gittim. Orada gezim sırasında Azerbaycan-Rus işgali sırasında Çar köylüleri toplamış, Azeri köylüleri. Demişler ki yol kenarına ceviz fidanı dikeceksiniz. Ve her fidan dikene bir tane altın vereceğim. Köylüler hevesle dikmişler. Hakikaten öyle kilometrelerce yolun sağa solu şeydir, cevizdir. Bizde mesela çınar ağaçlarla dikiliyor. Orada ceviz. Korkunç şekilde ceviz ağaçlandırması yapılmış. Fakat köylüler ağaçlar büyümüş. Çardan bir türlü altın gelmiyor. Ve sık sık da şikayet ediyorlar. Görüşmeye çalışıyorlar ama Çar'da hiç yüz verdiği yok. Sonunda Çar geliyor. Ne ki şikayetiniz diyor. Altın ya, verecektim. Diktik ama altını göremedik. Ya ben size ne yaptım diyor. Diktirdim. Her dikilen fidan sahibine de kendi adına yazdırdım. Şimdi meyvelerini topluyorsunuz. Altın işte. Ve satıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Diktiğinizde ben verseydim bir tane altın verecektim. Şimdi siz her yıl onlarca altın kazanıyorsunuz. Yani kötü mü ettik diyorlar. O zaman diyorlar ki hakikaten çok büyük bir hizmet oldu. Şimdi Tarım Orman Bakanlığı ziyaret ettim. Azerbaycan'ın. Bakan dedi ki ya Necati Bey dedi. Türkiye'den ve İtalya'dan ceviz tomruğuyla, kütüğüyle ilgilenen tüccarlar var dedi. Beni ziyaret ediyorlar. Çok büyük servet var. Hakikaten doğal ağaçlar var. Biz bunları kesip ihraç edelim diyorlar. Ne oluyor, ne diyorsun diye. Dedim ki bakın biz yaşadık,
Siz yaşamayın. Siz yaşamayın. Çünkü bunlar misyoner. İyi de para verecekler ve sizin neslinizi kurutacaklar. Amana hiç yanaştırmayın. Eğer mümkünse lütfen geldiğiniz yere gidin. Kesinlikle kesim yaptırmıyoruz deyin. Yoksa bir haliyle Türkiye'deki kesim işlerine sizin burada da başlarlar. Aman peki, buna dikkat. Çok haklısınız. Peki o kadar tecrübeniz, o kadar yer, işte 81 ilin 80 ilini gezdim dediniz. Geçmişte o kadar önemli çalışmalar var. Şimdi buradaki toplantımızın aslında amacından bir tanesi de yanlış uygulamalar. Yani bizim üreticilerimizin yanlış uygulamaları. Evet. Yani hem teknik anlamda hem de şey anlamında, yani pazar aşamasında, işte kurulum aşamasından bahset, pazar aşamasına kadar bu iletişimsel kopukluklar, yani sizin böyle gördüğünüz ve sapladığınız böyle ciddi sorunlar olarak söylemek gerekirse neler sayabiliriz? Şimdi Levent Bey, hocalarım hakikaten çok güzel konulara değindi. Ceviz bahçesi kuracaklar mutlaka kitabi olmalı. Hakikaten yazılmış bir sürü kitaplar var, enstitülerimizin yayınları var. Onu mutlaka okuyarak bu işe başlamaları lazım. Demek ama ki okuyan bir millet değiliz. Demek yani, ki sorduğunuz... Ben meslektaşlarımın bile okuduğunu, yani ben de ziraat mühendisiyim, okumuyoruz. Biz okumayı sevmeyen insanlarız. Yani çiftçi nasıl okusun onu? Demek ki sorduğunuz konuların hepsi orada kitabı olarak her şey var. Okumuyor ama. Şimdi Ankara'da çok büyük bir sanayici, çok büyük Tebe grubunun başkanı diyelim, öyle çok büyük bir sanayici. Bala yolu üzerinde bir ceviz ağaçlandırması yapmış. Ki bizim Kaman'daki toplantılara katılan bir arkadaş. Sonra ben ekip arkadaşları aldım, uygulamayı görmeye gittim. Ortadan dere geçiyor. Bir yerde gölet yapmışlar. Yan tarafta da ceviz fidanlarını dikmişler. Tohumdan ceviz bahçesi kurulmuş. Susuz ceviz bahçesi kurduk diye. Övünüyorlar. Övünüyor. Dedim ki patron güzel, hakikaten bu ceviz ağaç olacak. Bir, susuz ceviz bahçesi olayı yanlış. Çünkü burada suyun var. Gölet de kurmuşsun, sulama imkanın var. Niye gösterip de sulama imkanı ortaya koymuyorsun? Ya biz Kaman'da öyle eğitildik. Bakın şimdi eğitimde bir yanlışlık. Artı aşısız fidanla dikilmiş bahçe. Ya olsun diyor, meyve veriyor, verecek diyor, veriyor diyor. Ertesi sene bu konuyu festivalde gündeme getirdim, örnek verdim. Fakat inanmıyor arkadaş, yani hep itiraz ediyor. Sonra Bursa'da bir fidancılıkla uğraşan arkadaşımız, isim vermenin herhalde mahsuru var mı? İsim olarak tabii verebilirsiniz, sorun değil. Muammer Yavaş diye bir arkadaş. Tanıyorum. Çok kaliteli Yavaş, bir fidancı. Evet, yani evet, tanıyorum. Düzgün bir arkadaş. Hatta onunla ben şeyi bile yaptım. Aşı bile yaptım. Bizi bu tartışmaya dayanamadı. Muammer. Kalktı dedi ki efendim dedi, o dediğiniz bahçenin dedi, fidanlarını dedi, ben başka türlerle, aşılı fidanlarla değiştirdim dedi. Bir kısmını da aşıladım dedi. Yani eğer şimdi... Aşısız değilmiş demek ki. Şimdi öyle deniyor ama dedi, o değişti dedi. Yani o şimdiki hali öyle dedi. Ha, bu işte yanlış bir şimdi informasyon. Israr, yani inat... Böyle bir yanlışlık oldu. Bakın ısrar, inat nereye götürüyor? Masraf üstüne masraf. Genelde kırsalda bunu yaşıyoruz değil mi? Yani geçen gün... Kırsalda bunu yaşıyoruz ya. Çankırı valisi çağırmıştı. Gittik orada bir konferans verdik. Köylünün bir tanesi el kaldırıyor. Ya biz anlatacaklarımızı anlatamadık. Dedik ki tamam dinleyelim nedir? Benim ceviz bahçem dedi 20 yaşına geldi. Allah'tan içinde bir tane meyve yok ya dedi. Yani bir tane meyve yok. Yani tamam öneriyorsunuz ama buna hiç de çare bulmuyorsunuz. Dedim ki yarın sabahleyin 8'de bahçeye gidelim. Gittik hakikaten. Orada da açıkladık mutlak suretle. Birbirini dölleyen türler ve orijinlerden dikilmemiştir. Ama gideceğiz bakacağız. Hakikaten bir baktık ki hepsi erkek, dişi ortada yok. Veya bir kısmı bahçede, ilerideki bahçede dişiler var, erkek yok. Sen bu çocukları evlendirmeden nasıl torun bekliyorsun? Nasıl ceviz meyvesi alacaksın? Ben ne yapacağım bu saatten sonra? Vallahi bu saatten sonra keseceğim. Bir kısmını kesip yeniden bunları dişinin yanına erkeğe koyacaksın. Erkeğin yanına da dişileri koyacaksın ki torun elde edesin, meyve elde edesin. Yani o kadar çok hatalar yapıyorlar ki. Handan Hanım şimdi İsme dönük şeyler deniyor. İsme doğru. Doğru, isme doğru fidan üretimi sertifikasyonu. O çok önemli. Benim Yozgat, benim memleket Yozgat. Yozgat'ta seleksiyonunu yaptığım köy çeşidi diye
adlandırılan uyar cevizi var. Bir salkımda 14'lüktür. Zaten ondan sonra arkadaşlar aramızda bir rekabet de oluştu. Bir sene sonra Ramazan Topak dedi ki o pabucu dam atıldı. Ne oldu? Ben 20'liği buldum dedi. Arkasından ertesi daha ertesi sene Mehmet Süt Yemez Kahramanmaraş'tan telefon ediyor. Efendim diyor benimki de 28'lik. Yani hakikaten doğa çok zengin. Üzerine durdukça çok değişik kaynaklar. Rekabet mi oluştu şimdi? Rekabet var idi. Şimdi inşallah devam ediyordur. Ama rekabet sonuçta üreticiye yarıyor değil mi? Yani tabii. Hem yani. Mesleğe yarıyor hem üreticiye yarıyor. Ben seyahatlerimde mesela Bandırma sahillerine gittim, Bursa Balıkesir'e gittim filan. İpi baktım orada, efendim bu da uyar cevizi. Ya Allah'tan korkun, uyar cevizi tescilli bir ceviz değil. Bir köy çeşidi. Bunun ana materyalini nereden aldınız? Ne biliyorsunuz bunun uyar olduğunu? Efendim biz buluruz. Ondan sonra, yani ne olduğu belli değil. Belki de korsan ama o atla satılıyor. Yani onun için... İsme dönük. Hanım'ın yaptığı ya yani o İsme dönük şimdi çalışmayı o çalışma duydum. Olay bitmiştir yani. Çok önemli. Evet. Bir de ceviz üreticilerinin üretimde bir sıkıntıları yok. Pazarlamada. Bakın, 3 milyon tamam. Onun önüne bir sıfır koyun 30 milyon üretildiğini üretirler. Yani hiçbir problem yok. Açık cevizi. Bütün sıkıntı pazarlamada. O zaman pazara geldiğimizde de o sıkıntıyı konuşuruz. Pazarlamada büyük sıkıntıları var. Onun için fiyat düşürmeleri de olabilir. Böyle korsan diyelim o fidanlara, o tür satışlar da olabilir. Yani o sıkıntıları var. Şu konuyu da değinmeden geçmeyeceğim. Bu Ali Kılıç'ın babası Cafer'in oğluyla beraber emeği. Biz şimdi köylerde bu konuları tanıtımını yaparken... İki tane güzel kızımız var burada. Kaç yaşlarında? 6-7 yaşlarında. Nevşehir Yeşilöz'e. Evet. Biz ceviz mi hediye proje ettiniz? Yapılmıştı. Nasıl oldu? Orman Bakanlığı bunu desteklemişlerdi. Sonunda bu tesisi kurdular. Cafer Ağa, Cafer Kılıç çok çalışkan bir arkadaşımızdı. Ali Bey'in babası. Evet. Ben de bunu o zaman daha sonraki ziyaretimde şey yaptım, çektim. Ve bugünkü toplantıya da getirdim. Hani hatıradır belki döneriz diye. Ve o zaman demiştik yani kızına gelin masrafı, oğluna askerlik masrafı falan diye. Şimdi Ali'ye sordum, Ali bunlar ne yapıyor bu bebeler diye. Çeyiz mi yani? Dedi ki, sağdaki kızımı evlendirdim bunun ürünüyle. Maşallah. Soldaki kızımı da üniversitede okutuyorum. Maşallah. Diye. Yani şimdi hakikaten her ama bir ceviz ağacının... Ama çıkmış ortaya biliyorsun. Evet, değil mi? Her bir ceviz ağacının iki cumhuriyet altını olduğunda ve altın gibi çocuklar yetiştirdiği için de kutluyorum. Necati Bey, sıkıntı biraz önce dediniz ya, gerçekten biz üreten olarak, toplum olarak üretebiliyoruz biz. Ya bizim bu üretirken gerçekten işte belirli bir sistem içerisine almamız lazım bunu. Yani bir şeyi biz millet olarak gerçekten vur dediğimi vuruyoruz, öldürüyoruz yani. Biz planlayamıyoruz aslında. Evet. Cevizin bu kadar önemli olduğunu kime sorsanız ülkemizde biliyor. Hocam anlattı biraz önce bütün ne kadar önemli gıdaya kadar sürecini. İşte Fahrettin Bey biraz önce de yine anlattı. Her şeyden faydalanıyoruz. Son söz olarak şunu söyleyeyim Levent Bey. Anadolu'da yaygın bir şey var, inanış var. Ceviz diken, ceviz tohumu eke meyvesini yemeden ölür. Ya bak bu işte, çok ya, bir yanlış ya, o da mantık. Yok. Halbuki... Şahidi var burada canım. Yani tabii işte o şahit olduğu babası için, Cafer Ağa kaç yaşında? 78. 78 yaşında, inşallah daha çok yaşar. Tabii, Fikret Madaralı da buna çok kızıyordu. Diyor ki, yahu ceviz diken diyor. Cevizle birlikte 150 yıl yaşar diyor. Fakat rahmetli 80 yaşında öldü, o da ayrı. Ya Allah rahmet eylesin. Ama o konuları da o da roman tarzında değerlendirdi, herkese aktardı. Sevgili izleyiciler, cevizle ilgili konuşulacak çok şey var ama bundan sonraki bölümde de biz ceviz yetiştiriciliği, yani tohum, aşılama metotları nelerdir, hastalıklar nelerdir, artı pazarlamasına kadar olan süreci bundan sonraki bölümlerimize devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Şimdi sizi heyecanla dinliyorlardı izleyicilerimiz. 720 bin ton iç ceviz lazım bize. Aktif kireç de son derece önemli. Artık bu cevizin sorun değil de artık bir nimet olduğunu, gerçek anlamda bir nimet olduğunu da hep beraber yaşayacağız, değil mi diyorum. Bundan sonra el atılacak konulardan biri de fıstık çamı.